Bunu veren bir başkan kalkacak, 3 kuruşluk arsa için kendini satacak. Hepinize yazıklar olsun. Hiç kusura bakmayın. Bazı konularda biz beraberce hareket ettik. Hatta bazı konulardan yönetim kurulumuzun dahi haberi olmadı. Çünkü en ufak bir şeyde basına çıkıyor, iş sarpa sarıyor, iş gerçekleşmiyor. Bu arada gerek arsaların devri, gerekse diğer büyük projenin hayata geçirilmesi konusunda, şimdi biraz sonra bahsedecek, bütün süreçten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'ın hem bilgisi hem katkısı vardır. Buna İbrahim Burkay da dahildir. Yani biz ne yaptıysak Ali Nur Başkanımızla oturduk, beraberce bu işleri yaptık ve başkanımızın da bunlardan haberi var. Kongre olayı, bizim kongremiz yarın, biliyorsun Kasımpaşa maçı var. İlk önce bir Kasımpaşa maçını görelim. 3-4 maç sonra gerekenleri söyleriz zaten onunla ilgili. Saha etik olmadığını söylediniz. Şimdi söylenmeyecek bazı şeyler var. Onları da burada söylemeyelim. Yanlış olur. Bilahare sana söylerim ben onu. Neden öyle olduğu ile ilgili. Çok da fazla karıştırmayalım bu işi. Yani benim az evvel de söylediğim gibi anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Bakın. Yani ben zaten bu arsaları ben aldım. Parasını cebimden ben verdim. Var mı eskiden böyle bir yönetici? Oldu mu eskiden böyle bir yönetici? Artık onu da bırakın. Ben sözleşmeye şunu yazdım. Bakın, bu arsaları eğer satarsam üzerindeki farkı da kulübüme ödeyeceğim diye. Evet, arsalardan bir tanesi Ali Ayda, bir tanesi de şirketime devrettim. Bakın belki Bursa Spor Haziran'da transfer bile yapamayabilir. Değerli dostlar, günlerdir ben ailemin gözlerinin içine bakamıyorum. Dost deme be kardeşim, bırak.